İyi akşamlar sevgili seyirciler. 32. güne hoş geldiniz. Nihayet bu akşam sizlere Türban dosyamızı sonunda izletebileceğiz. Nihayet diyoruz, zira son iki haftadır Yugoslavya ve Filistin derken dünyanın acil gündemi 32. güne adeta damgasını vurdu. Biz de yayın akışımızı baştan aşağı değiştirip bu son gelişmeleri önemli konuklarla bu iki olayı sizlere yansıttık. Perşembe günlerine bir şeyler oldu galiba. Bu hafta da Amerika Temsilciler Meclisi bu sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısını oylayacak. Bu oylamanın yayınımız sırasında sonuçlanması halinde hemen Washington'a bağlanacağız ve bütün sıcak gelişmeleri birlikte izleyeceğiz. Ama bu defa söz verdiğimiz gibi çok konuşulacağını düşündüğümüz Türban dosyamızı yayınlıyoruz. Zira türban yıllardır Türkiye'nin gündeminde. Kimi zaman toplumsal uzlaşmayı bölen bu fay hattını ekranlarınıza getiriyoruz. Rıdvan Akan son iki yılda giderek azalan türban eylemlerini ve inançlarıyla eğitimleri arasında sıkışan kızların yaşadıkları dramatik çelişkiyi araştırdı. Türbanlı genç kızlar son iki yılda yaşadıklarını ağır bir mağlubiyet olarak yorumluyorlar. İşte ilk defa yaşayanların ağzından türban sorunu. Türkiye yeniden aynı filmi, aynı gerilimi ve aynı gösterileri yaşıyor. Yeniden Türkiye'nin başka başka yerlerinde türban eylemleri yapılıyor. Burada bayan öğrenciler olarak sonuna kadar gireceğiz. Girmeyecek misiniz? Girmeyeceğiz. Eğer yani sonuna kadar gireceğiz. Eylemler yapılıyor ama geçmiştekileri oranla bir eksiklik var. Bu defa ne alanlar doluyor ne de eski heyecan yaşanıyor. Eylemler kimi zaman çocuksu bir havayla, kimi zaman da adeta futbol sloganlarıyla devam ediyor. Zafer bizim! Zafer bizim! Zafer bizim! Geçmişteki dolu meydanlar, iktidara kızgın sloganlar ve İslami taleplerin yerini sulandırılmış siyaset, tenha meydanlar ve umutsuz eylemler alıyor. Ve bu arkadaşların hepsi bu konuda inşallah dirayetli davranacaklar ve o yorumlar içerisinde, başörtüsüyle ilgili olan yorumlar içerisinde bu yoruma inandıkları için bu yorum dahilinde eğitim öğretim haklarını elde etmek için çalışacaklardır. Türbanlılar 2 yıl önceki Ekim ayında zirveye çıkan protestoların ardından bugün artık ağır bir yenilgi duygusu yaşıyorlar. Güne yüzü kapalı konuşan genç kız 23 yaşında bir tıp fakültesi öğrencisi. Okula türbanını açarak gitmeye başlamış. Kendisini yenik hissediyor. Türkiye'de küçümsenmeyecek bir sayıda üniversitedeki başörtülü kızlar. Ama çok kısa sürede çok büyük bir oran okula başladı. Bu tabii ki yasağı uygulayanlara bir başarı gibi göründü. Başarıydı da doğrusu. Yasağa direnen kızlar için de büyük bir mağlubiyetti. Yanından güçlerini kaybettiler. Havaalanında bir Avrupa ülkesine tıp okumaya giden Satı Çoraoğlu ise uçağına dakikalar kala geride bıraktığı o duyguyu işte böyle anlatıyor. Gitgide ümidimiz de kırılıyordu açıkçası. Yani düzelen bir şey yoktu. Hala ama ümidimiz hep korunmaya. Çünkü biliyorduk ki biz ne kadar ümit var oldukça Rabbimiz bize yardım edecek ve bir gün bu yasak kalkacak. O yüzden ayakta kalmaya, dimdik kalmaya, bunların bu baskılara rağmen psikolojik olarak yenilmemeye gayret ettik. Fakat sonuçta insan yani zayıf bir varlık oluyor. Birçok kırıklıklar, düş kırıklıklar yaşandı tabii ki. Türbanlı genç kızlara yenilgi duygusu yaşatan yasak aslında bir uygulamanın yeniden pratiğe geçirilmesiydi. İlk olarak Milli Selamet Partili yıllarda, daha sonra da Özal döneminde denilen laik eğitime geri dönüş projesiydi. Bu Özal döneminde denilen bir yasak vardı yani okullar için. Yine eski haline döndü. Okulların eski haline dönüşü sancılı olduğu türban yasağının ilk durağı İstanbul Üniversitesi olmuştu. Yasak konduğunda 72 bin öğrencisi bulunan üniversitede 1565 türbanlı öğrenci vardı. Bunlardan sadece 139'u hukuki yolu denedi ve dava açtı. Diğerleri yönetimle inatlaşmadı. Ancak asıl çarpıcı sonuçlar sonraki yıllarda ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl 200 türbanlı öğrenci üniversiteye kayıda geldi ve bunlardan sadece 6'sı türbanını açmadı. Bu yılsa sayı 158'e düşmüştü. Bu öğrencilerdense sadece 5'i okul yerine türbanı tercih etti.
bizde şu anda bir başörtüsü sorunu yok. Ancak asıl sorun Türkiye'nin 1990'lı yıllarda bir buzdağı ile hesaplaşmasıydı. İslamcı hareket kitleselleşmiş ve siyasal iktidarın alternatifi olduğunu söylemeye başlamıştı. İşte bu dönemde türban İslamcı hareketi sokağa döken kimi zaman bir kalkan... Başörtüye uzanan eller kırılsın! Başörtüye uzanan eller kırılsın! Kimi zaman da siyasal bir bayrak gibi algılandı. İşte bu koşullarda okullarda türban yasağı başladığında İslamcı hareket bütün gücüyle sokağa çıktı. Meydanlar dolunca İslamcıların da keyfi yerine geldi. Bu güce kimsenin dayanamayacağını düşünüyorlardı. Bu yasağı çocuk gibi karşılamıştık. İşte birileri eylemler yapıyor, bağırıp çağırıyorlar. Yani bu sadece bir oyun gibi gelmişti. Suriye karşı direneceğiz! Yurtlara hayır, eğitim ve özgürlük! Türkiye sizinle rezil oluyor! Direnecek miyiz? Direneceğiz! Kazanacak mıyız? Kazanacağız! Öğrenciler kolkola, genel kolkola! Ancak zor oyunu bozmuştu. Türbanı siyasal bir simge olarak gören laik çevreler tepkilerini ortaya koymuştu. Ve bir oyun gibi başlayan, okul bahçelerinde süren bu protestolar zil çaldığında yavaş yavaş sona erdi. Geride okulların haşarı çocukları kalmıştı. Bunu kabullenmek zor oldu gerçekten. Çünkü ummadığım bir şeydi. Bu şekilde neticelenmesini hiç ummuyordum. Düş kırıklığı gerçekten büyük oldu. Ama zamanla kabullenmeye başladım. Yaşanan düş kırıklığının nedeni türban direnişinin adım adım kırılması ve inançla okul arasında sıkışan öğrencilerin büyük çoğunluğunun okulu tercih etmesiydi. İlk önce kendi aramızda kopmalar oldu. Dediğim gibi 6 aydan sonra artık herkes kendi kararını verdi. Yani bizler gerçekten Türkiye'nin sayılı okullarından birinde okuyorduk. Hepimizin de tabii ki kendine ait görüşü, kendine ait bir dünyası vardı. Hepimiz kendi kararımızı verdik. O dönemde bölünmeler başladı. Açanlara tepkiler oldu ve aradaki ilişkiler koptu. İlk kez okul yönetimleri inatla kararlı ve ısrarlı bir tablo çiziyordu. İşte bu kararlılık türban direnişinin bitmesi için yetip artmıştı bile. Türbanlarını açmayanlar açanlara kızıyordu. Üniversitelerde sorun çıkmasının nedeni de işte kapalıların sayısı arttı da artık bu işe bir dur demek gerekir gibi bir düşünceyle olduğunu düşünüyorduk biz. Biz açılan arkadaşların arkasından açmayan arkadaşlarımız da işte madem açacaktınız da niye baştan kapalı gelip sayıları fazla gösterdiniz gibi bir yargı oluşmuştu. Bu bana geldi yani bu yargı. Bazı kız öğrenciler anladığımız kadarıyla baskı nedeniyle başlarını örtüyorlardı. Şimdi üniversitede başlarını açmak zorunda kalışları baskı gördükleri merceğe karşı bir tür mazeret teşkil etti. Yani kendilerini başlarını örtmeleri yolunda baskı yapan çevreleri biz başımızı açıp okumak zorundayız dediler. Ve sadece başlarını açmakla kalmadılar. Bütün kıyafetlerini değiştirdiler. Bakın bu çok ilginçtir. Başörtüsünü açan öğrenciler aynı anda yere kadar uzun o pardüslerini de çıkarıyorlar. Biz onlardan böyle bir şey istemiyoruz. Kendiliklerinden çıkarıyorlar bunu. Ve altından gayet modern giyimli genç kızlar çıkıyor. Okul yönetiminden ve arkadaşlarından çekindiği için yüzünü göstermek istemeyen bu öğrenci kızı arkadaşları yargılamıştı. Zira o 2 yıllık bir direnişten sonra türbanını açtı ve beyaz önlüğünü giydi. Ancak o ilk anı, okulda türbanını açtığı o günü hiç unutmadı. Başımı ilk açtığım gün, okula kayıda gittiğim gün başörtüsünü kaydımı yapacak memurun önünde açtım. O an kendime olan bütün güvenimi kaybetmiştim. Yani ismimi yazacak, elimdeki forma ismimi yazacak halim kalmamıştı. Hiçbir şey düşünemez olmuştum. Sadece bir an önce bu işin bitmesini istiyordum. Yani okula kaydımı yaptırıp hemen dönüp başımı kapatmak istiyordum. Etrafımda arkadaşlarım da vardı. Beni hele hele öyle görmelerini hiç istemediğim arkadaşlarım vardı. O an için etrafımı karanlık görmeye başladım. Yani kendimden 2 metre ilerisini kapkaranlık görüyordum. Kız öğrenciler başlarını açtıkları zaman
onları izleyen erkek öğrenciler vardı. Kayıt yaptığımız yerlerde camların arkasından yine onlar da öğrencimiz. Kızları izliyorlar, onlar dışarı çıktıkları zaman takip edenler, kovalayanlar, tehdit edenler, evlerinde çok rahatsız edildiklerini söyleyen kız öğrencilerimiz oldu. Oysa aynı öğrenci kendisinden daha önce türbanını açan en yakın arkadaşına öylesine kötü davranmıştı ki dostlukları perdelenmişti. Yasak sırasında en çok destek bulduğum yanımdaki arkadaşımdı. O sanki karşı tarafa geçmiş gibi oldu. Onunla yaklaşık bir yıla yakın bu dönem içinde hiçbir irtibatım olmadı. Görmek istemiyordum, yolumu değiştiriyordum onu gördüğüm zaman. O bana ihanet etmiş gibi geliyordu. Ama onda da mahcubiyeti hissediyordum. Yani hep başı öndeydi, hiç gözlerimin içine bakmak istemiyordu. Aynısını ben açıp okula başladığım zaman da yaşadım. Ailesinin isteğiyle türbanını açan bu öğrenci de türbanını açmayanlar gibi bir anda değersiz görülmeye başlamıştı. Başörtüsünü çıkaran arkadaşlarıma karşı bir üzüntü ya da bir öfke duymadım. Çünkü zaten kazanılmış ya da bizim yanımızda değillermiş diye düşündüm. Yani herhalde değer vermediğim için pozitif ya da negatif bir şey hissetmiyorum. Binlerce genç kız türban eylemlerine katılmış ancak rakamlara göre her 100 kızdan 85'i türbanını açmıştı. Dahası bunların önemli bir bölümü okul dışında da örtünmemiş ve modern yaşam tarzını tercih etmişti. Türbanını açmayanlar özellikle de onları anlayamıyordu. Benim en yakın arkadaşım, sınıf arkadaşımdı. O ilk başta başını açma kararı verdi. Ve kendisinden hiç ummuyordum bunu. Çünkü çok farklı bir insandı ve ben o kararı aldığını duyduğumda böyle dona kaldım yani. Şu anda onunla ilgili bazı haberler duyuyorum. Makyajlı biçimde, dekolte biçimde dışarıda gezdiğine dair. Yani tesettüre uymayacak, Allah'ın rızasına bence uymayacak şekilde gezdiğini duyuyorum. Ben görmedim. Görsem dayanamazdım herhalde. Görmedim ama bana anlatılanlar var ve bu beni çok yıktı. Yani anlamlandıramıyorum niçin böyle bir değişim yaşanıyor. Türbanını açmayanlar için iki yol vardı. Ya okulu bırakacaklar ya da onları türbanlarıyla kabul eden yurt dışında başka bir ülkede eğitime devam edeceklerdi. Arzu Burcu Bilgiç okulu bıraktı. Birçok kız öğrenciyi ailesi ikna etmiş ve türbanlarını açmışlardı. Arzu'nun babası din adamıydı. Babası eğitimi değil türbanı seçmesini istemişti. Kızım başını açabilirsin ama bu senin kararın, senin hayatın. Ne yönde karar verirsen arkanda olacağız dediler. Ben bu konuda çok şanslıyım, gerçekten çok şanslıyım. Babam bir din adamı. O açıdan da bana yol gösterdi. Senin bir mecburi durumun var, açabilirsin şeklinde. Ama benim gönlüm aslında açmamandan yana diye de notunu ekledi. Arzu da babasının izinden gitti ve tıp fakültesini bıraktı. Şimdi bir ajansta çalışıyor. Satı Çoraoğlu ise eğitimine yurt dışında devam etme kararı aldı. Muhafazakar bir ailede yetişmişti ve yurt dışına ilk gidişinde başarısız olmuştu. İlk giderken çok korkuyordum. Bir belirsizlikti. Sanki belirsizliğe uçuyormuş gibi hissediyordum kendimi. İçimde uçağa bindiğimde hatta keşke uçak inse de ben çıksam uçaktan. Satı ikinci denemesinde başarılı oldu ve bir Avrupa ülkesine okumaya gitti. Türban eylemlerinde medyadan ilgi odağı olan Nuray Bezeryan sağ okulu bıraktı, evlendi ve çocuk sahibi oldu. Aynı okulda, aynı sıralarda ve aynı inançla başlayan bir yaşam serüveni türbanlı öğrencileri bambaşka hayatlara savurmuştu. 18 arkadaşım vardı gerçekten samimi oldu üniversite döneminde. Şu 3 yıl içinde 18'i de ayrı bir yaşam stiline kavuştu. Kimileri yurt dışında eğitimine devam ediyor. Kimileri burada açtı okuluna devam etti, okullarını bitirdi. Kimileri çok güzel anne oldular, çocukları oldu. Şimdi türban dosyasının ikinci bölümüne geçelim. Türban dindar genç kızlara inancın bir gereği gibi sunulmuştu. Kimileri de türbanı siyasi bir sembol gibi kullanmaya çalıştılar. Sonuçta bugün türbanlı genç kızlar okul ile türbanları arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı.
onları destekleyenler, zamanında alkışlayanlar ve siyaseten arkalarında olanlar ise ortadan yok oldular. Türbanlı genç kızlar ise parçalanmış bir hayatla ve sorunlarla baş başa kaldılar. Rıdvan Akar'ın bu ilginç dosyasının ikinci bölümünde işte bu genç kızların sonraki yaşamları ve onları yalnız bırakanlara dönük eleştirilerini bulacaksınız. Nuray Bezirgen 2 yıl önce medyanın en çok ilgisini çeken protestoculardan biriydi. Eylemlerde gözaltına alındı ve yargılandı. 6 ay hapis cezası aldı. Cezası ertelendi. Nuray Bezirgen'e siyasi görüşünü sorduk. Kendimce bir isim takmak gerekiyorsa mücadeleci bir Müslüman olarak görüyorum. Dinimi ve fikirlerimi özgürce yaşayabileceğim bir ortam için mücadele veriyorum. Nuray'ın uğruna mücadele ettiği Türkiye tanımına bakıldığında pek de mücadeleci Müslüman olmak gerekmiyor. Benim Türkiye hayalim Avrupa standartlarında, en az Avrupa standartlarında bir demokratikleşme hareketinin başlatılıp tamamlanması. Yani Yargıtay Başkanı Sami Selçuk Bey'in istediği gibi bir Türkiye. İslami bir devrim projesi yerine tesettürlü yüzünü batıya dönen Nuray yine de politik bir kimliği olduğu vurgusunu yapıyor. Oysa Arzu Burcu Bilgiç politikadan hoşlanmıyor. Hatta içinde olduğu sanılan çevrelerin biz ve onlar ayrımını reddediyor. Birileri bana dedi ki sen Müslümansın, sen İslami dünya görüşünü savunuyorsun. Birileri dedi ki diğerleri senin karşıtın, senin düşmanın. Bu böyle değil. Onun için de ben onların bana sunduğu yaftayı, bana sunduğu başlığı kabul etmek zorunda hissetmiyorum kendimi. Ben onların dediği kamptan olmak durumunda değilim. Ancak bu kamplaşma özellikle İslamcı çevrelerde adeta İslami bir toplum projesinin ilk adımı gibi algılanıyordu. Kız öğrenciler yazılarında üniversiteye İslam'ı tebliğ etmek amacıyla geldiklerini ifade ediyorlardı. Mesela Latin alfabesini, yani yeni Türk harfleriyle yazı yazmayı kabul etmeyen, yeniden Arap alfabesine dönülmesi gerektiğini savunan öğrencilerimiz vardı. Çok hukuklu sistemi savunan, yani İslam hukukuyla, şeriatla yaşamak istediğini ifade eden öğrencilerimiz vardı. Aslında Arzu'ya ve diğerlerine bu duyguyu hissettiren yalnızlıkları ve aldatılmışlık duyguları oldu. Türban eylemlerinden siyasi bir çıkar uman siyasetçiler onların düş kırıklıklarını daha da arttırdı. Baştan beri de güvenmiyordum. Haksız olmadığımı da gördüm. Hatta onların birçok yanlış konuşmaları yüzünden bizim böyle sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı da düşünüyorum. Bizim adımıza kendileri konuştular. Ta yasaktan önce konuştular. Ve yasağa zemin hazırladılar. Türkiye'deki siyaset benim için yalandan ibaret, senaryolardan ibaret, rol yapmaktan ibaret. Onun için tamamen onlardan uzak tutuyorum kendimi. Yani onlar geldiler, bana karanfiller verdiler, güller verdiler, destek. Yani yalan değildi yaptıkları. Gönülden yapıyorlardı ama gel gelelim ertesi gün gittikleri zaman meclise benim aleyhime ellerini kaldırabiliyorlardı. Yani o insanlara pek güvenmiyorum doğrusu. Onun için de onlardan uzak duruyorum. Bu olayı ben hiçbir zaman siyasi olarak değerlendirmedim. Fakat gelip de destek veren, gerçekten bunun bir haksızlık olduğunu savunan ve bu sayede oy toplayan insanlar oldu. Fakat sonradan bizlere hiçbir desteklerini göremedik. Birçok insan sözlerine durmadı. Onlara çok kırgınım. Sözlerinde durmayan sadece siyasetçiler olmadı. Kimi İslami görüşlü iş adamları da çıkarları sarsılabilir korkusuyla türbanlı öğrencileri yalnız bıraktı. Nuray Bezirgan meydanlarda kendisine destek için gelenlerle ilgili işte böylesi bir anıyı anlattı. Bir sürü siyasi partilerden kişiler gelmişti. Belediye başkanları falan da dahil. O arada bize işte çok zor durumda kalırsanız bize uğrayabilirsiniz. Yani iletişim kurabiliriz tarzında birkaç kart uzatılmıştı.
Ve ben bir örnek yaşadım bundan. Gerçekten çok zor durumdaydım ve o kişiye sürekli telefon ediyordum. İşveren konumundaydı kendisi. Fakat hiçbir yanıt alamadım ve ben kendisine iletilmediğini falan düşünerek yanına gittiğimde de benim için bir şeyler yapamamıştı. Ama orada herkesin içinde başınız sıkıştığı zaman falan her zaman yanınızdayız. Gelip orada evet karanfil verip iş vermemek herhalde bu oluyor. Özellikle 1990'lı yıllarda palazlanan İslami holdinglerde türbanlılardan uzak durmaya başladı. Hatta bugüne kadar bilinmeyen bir gerçeği Nuray Bezirgen fısıldadı. Başörtüsü yasağının İslami çevreler diye nitelendirilen kesimde de başladığını duydum. Yani birçok işte değişimler yaşanıyor. Başörtülü eleman sayısı azaltılıyor. Mümkünse işten çıkartılıyor. Peki türbanlılara yardım eli uzatmayan hatta işten çıkaran İslami holdingler ne yapıyor? İşte bu sorunun yanıtı yine ilk kez ekranlarda ifade edilen bir gerçeği ortaya koyuyor. İslami holdingler vebalı gibi işe almaktan kaçındıkları türbanlı kızları burs vererek yurt dışında okumalarını sağlıyor. Yurt dışında eğitim için çıkmış arkadaşların sayısını bir 3000 diye duydum. Bütün Anadolu kentlerle birlikte düşünülecek olursa diye oturup tespit etmeye çalıştığımız bir rakamda 2800-3000 civarında öğrencinin yurt dışına çıkmayı planladığını, ailelerin bu şekilde planlar yaptığını konuşmuştuk arkadaşlarla. Bu öğrencilerin finansmanını ağırlıklı olarak İslami vakıflar, dernekler ve şirketler sağlıyor. İmam Hatip mezunları, çeşitli dernekler, kulüpler, sivil toplum örgütleri bu şekilde yardım kampanyaları yapıyorlar. Ve bu çocukların bir şekilde tahsil hayatlarının devam etmesini istiyoruz. Bu şekilde kuruluşlar var. Yani ben de maddi durumum iyi bir iş adamı olsam aynı şekilde davranırım. Öte yandan türbanı inancının gereği olarak düşünen kız öğrencilerse bambaşka bedeller ödüyor. Yalnızlık ve ihanet duyguları ruhlarını yaralıyor. Başımı açtıktan sonra ibadetlerimden tam anlamıyla zevk alamıyorum. Bu belki utangaçlıktan, belki bir yerlerde yanlış yaptığımdan dolayı. İçimden bu duyguyu atamıyorum. O yüzden kendimi tam olarak ibadetlerime veremiyorum. Ders kitaplarımı bir kısmı hala eski yerinde duruyor. Yani çalışma masamın üzerinde. Zaman zaman başlarına geçip karıştırıyorum. İster istemez bir özlem oluyor. Bir kısmını özenle paketledim. Bir gün lazım olacak ümidiyle bir dolaba kaldırdım. Bir kısmını da tamamen attım. Ama hala bir gün bir okula devam edecekmişim gibi notlarımı paketledim ve bir yerde duruyor. Şimdi okul önlerinde cılız eylemler eskisi kadar ses getirmiyor. Zira siyasetçiler, iş dünyası, hatta arkadaşları onları terk etti. Türbanı siyasal simge ve bayrak gibi kullananlar bugün ortada yok. Türban inancın gereği mi yoksa siyasi bir sembol mü? Kimileri buna Allah'ın emri yanıtını veriyor. Seyit Kutup gibi İslamcı ideologlar türbanın İslam devriminin fitili olduğuna inanıyor. Laik çevreler ise türbanın siyasi istismara uğradığını, artık siyasi bir sembol olarak algılandığını söylüyor. Bütün bu tartışmalar süre dursun, bugün üniversitelerde her 100 öğrenciden 95'i türbanını açtı ve okula başladı. Acaba bu 95 öğrenci dininden, inancından mı vazgeçti, yoksa bir illüzyon mu sona erdi? İşte bu soruya verilecek olan yanıt, gelecekte bu tartışmalara açıklık getirecek gibi görünüyor. Aslında inançla gençlik, inançla politika birbirine girdiği zaman böylesine gerçekten iç acıktıracak ve insanı son derece rahatsız edecek sonuçlarla ortaya çıkıyor. Bu zavallı genç kızların aslında birer kurban oldukları açıkça ortada.